Merhabalar, ben cilt bakım uzmanı ve uzman estetisyen Elif Kaya. Bugün sizlere cilt bakımı hakkında tüyolar vereceğiz. Cilt temizliği bizim için en önemli aşamadır. Cildiniz ne kadar temiz olursa siyah nokta, beyaz nokta oluşumu, akne oluşumu bu tarz sorunlardan uzak dururuz. Onun için cildimize uygun yıkama jeliyle sabah ve akşam düzenli olarak cildimizi yıkamalıyız. Burada aslında devreye biz giriyoruz. Kişiler bazen bu konuda yanılgıya düşebiliyor. Mesela cildinin çok yağlı olduğundan kişi bahsediyor ama bakıyoruz ki hassasiyetinden kaynaklı bir yağlanmanın olduğunu görüyoruz. Bunun akabinde şayet yağlı bir cilde uygun ürün verirsek cildini daha çok kurutabilir, daha çok hassaslaştırabilir. Biz burada kişinin cildine uygun ürün seçip ona göre de nasıl kullanacağı konusunda tavsiyeler de veriyoruz. Şimdi uygulamalı olarak size cilt temizliği nasıl yapılır onu göstereceğim. Önce yıkama jelimizden bir miktar alıyoruz. Tüm yüzümüzü eşit şekilde yayıyoruz. Cildimizi sürdükten sonra oksijenlenmesini bekliyoruz ve oksijenlendikten sonra elimizi ıslatıp bol masaj yapıp duruluyoruz. Peeling haftada bir ya da iki cilde uygun olarak yapılmalıdır. Ölü deri hücrelerini komple temizlediği ve gözenekleri açtığı için bu anlamda sürekli olarak kullanımını önermekteyiz. Gözenek sıkılaştırmada başarılı bir aşamadır. Onun için her daim kişi evinde her zaman kullanması gerekir. Onun haricinde ölü deri hücrelerini soyup yeni deri hücrelerin gelmesini de hızlandırdığı için cildinizin yaşlanmasını ve kurumasını da önleyecekler bu aşamada. Evet, şimdi peeling uygulamamıza geçiyoruz. Ölü deri hücrelerini ciltten uzaklaştırıp daha pürüzsüz bir yapıya kavuşturmak için peelingimizi uyguluyoruz. Normalde yüze uyguluyoruz ama ben sizin için elimde uygulayacağım. Cildimizi aldıktan sonra masaj yaparak yavaş yavaş cildimize yediriyoruz ve topaklanmasını bekliyoruz. Topaklandıktan sonra bütün kiri, makyajı arındırıyoruz bu şekilde ve cildin daha nemli olmasını sağlıyoruz. Şimdi bu tarz peelingler her cilt tipine uygun olabiliyor. Ama bazen bazı ciltler için daha güçlü içeriklere, daha güçlü asitli peelinglere ihtiyacımız olabiliyor. Onlar için bizler cildi analizi yaptıktan sonra, cildi gördükten sonra karar veriyoruz. Cildin yapısıyla peeling bir olmalı. Yani cildin yapısına uygun peelingle devam etmeliyiz. Cildin yapısına uygun olmayan peeling kullanırsak ve özellikle granürsüz enzim peelingler tercih edersek istediğimiz sonucu her zaman alabiliriz. Bunun için çok granürlü tercih etmeyelim cilt bakımlarımızda. Çünkü bu cilt bariyerine zarar verir. Daha çok deformasyona uğratır. Onun için cildimizi bebek gibi bakalım. Onu böyle çok agresif işlemlere, çok agresif peelinglere maruz bırakmayalım. Düzenli olarak haftada bir ya da iki. Peelinginiz güçlüyse haftada bir. Yoksa haftada pazartesi, perşembe olacak şekilde düzenli olarak peelinginizi yaparsanız cilt sıkılığınız, esnekliğiniz ve nemliliğinizi her zaman korumuş olursunuz. Ve bunu yıkadıktan, duruladıktan sonra ne kadar pürüzsüz olduğunu uygulayan kişi fark edecektir zaten. Peelingin amacı bu. Cildi pürüzsüzleştirmek, nemlendirmek ve derin temizlik. Cildimizi yıkadık, peelingimizi yaptık ve üzerine mutlaka toniğimizi sıkıyoruz. Toniğimizi sıktıktan sonra
Hiçbir ürüne geçmeden, ne serum ne nemlendirici hiçbir ürüne geçmeden ilk aşamamız her zaman göz çevresi kremi olmalı. Çünkü genelde en çok yapılan hatalardan bir tanesi tüm ürünler cilde yedirildikten sonra en son göz çevresi kremi sürülüyor. Halbuki göz çevresi için özel olarak üretilmiş kremler sadece göz çevresinin yapısına uygundur ve siz diğer ürünleri önce gönderdiğiniz için göz çevresi kreminin yüzeyde kalmasını ve daha derine inememesini sağlamış oluyorsunuz. Onun için önce peelingimizi yaptık, toniğimizi sıktık ve göz çevresi kremini uyguluyoruz. Sizlere önemli bir detay daha vermek istiyorum. Şimdi göz çevresi kremini uyguladığımız zaman yüzük parmaklarımızı sıkıp öyle uygulayalım. Çünkü burada diğer parmaklarımıza göre bu parmaklarımızın yapısı çok daha ince ve göz çevresi için çok daha uygun. Bir miktar göz çevresi kremimizi yüzük parmağımıza uyguluyoruz ve göz çevresine eşit miktarda dağıtıyoruz. Peptit içerikli olan göz çevresi kremleri hem gözaltı morluklarına hem kaz ayaklarına iyi gelebilmekte. Onun için kullanacağınız ürünlerin içeriklerine çok dikkat etmelisiniz ve tabii ki düzenli kullanın. Evet, şimdi serum kısmına geçebiliriz. Cildimize uygun serum çok daha sıvı olduğu için deri altına çok daha hızlı iner ve çok daha rahat emilir. Onun için cildimize uygun olanı seçmek durumundayız. Ve özellikle kişinin leke ile ilgili problemi varsa lekeye alakalı serumları tercih etmeli. Sizler için denemek istiyorum. Tüm yüze yetecek miktarda pipet başlığını yüzünüze değdirmeden 4 damla olacak şekilde tüm yüzümüze yediriyoruz. Serum ciltteki nemi sağlar ve derinin en alt kısmına kadar inebildiği için ciltte toparlanma, antioksidan ve bariyer güçlendirme için yeterli desteği sağlayacaktır bize. Nemlendiriciler cildimiz için çok önemlidir. Cildimizin nemli kalması, cilt sorunlarımızı cildten uzaklaştıracağımız anlamına geliyor aslında. Cildimiz ne kadar nemli olursa hassasiyetimiz az olur, aknemiz olmaz, lekemiz çok daha az olur. Bunun akabinde nemlendirici, doğru cildinize uygun doğru nemlendirici ile cildimizi nemlendirmek cildimizin sağlığı açısından en önemli aşamadır. Evet, sizler için elimde deneyeceğim birazdan nemlendiricimi ve cildime uygun olan bir nemlendirici seçtim. Onun haricinde nemlendirici içerik olarak çok önemli. Yani hyaluronik asit içerikli olsun, peptit içerikli olsun, onun akabinde antioksidan içerikli olsun. Bu tarz içeriklere sahip bir nemlendirici ile cildinizi daha güçlendirebilir ve neme doyurabilirsiniz. Cildin bariyeri güçlü olduğu zaman hiçbir sorun ciltle karşılaşmaz ve bu tarz sorunlar oluşmaz. Ve sizler için şimdi elimde denemek istiyorum. Antioksidan içerikli ürünlerle cildinizi her zaman desteklemeliyiz. Güçlü cilt, güçlü bariyer. Doğru nemlendiriciyle cildimizi neme kavuşturduktan sonra bariyeri güçlendirebilir, hassasiyeti azaltabilir, leke ve akne oranını geriletmiş oluruz bu şekilde. Güneş cildimize aslında %80 oranında en büyük zarar veren etkendir. Onun akabinde sonrasında hormonal bozukluklar, kullanılan ilaçlar, çevre kirliliği, bunlar da cildimizi en çok yaşlandıran etkenlerdir. Cildimizi 2 saatte bir süreceğimiz güneş korumayla yaşlanmaya karşı koruyabiliriz ve güneş ışığının verdiği hasardan uzaklaştırabiliriz. Renkli ve renksiz koruma olarak tercihleriniz olabilir. Sizlere ben uygulama olarak göstermek istiyorum.
Şöyle bir hata var. En çok danışanlarımdan gelen hatalardan bir tanesi. Sabah sürüyor, akşama kadar hiçbir şekilde yenilemiyor. Ya da yazın kullanıyor, kışın hiç kullanmıyor. Hayır, sadece güneş ışığı değil. Şu an bulunduğumuz spot ışıklar bile cildinize zarar vermektedir. Onun için ışıklı her ortamda, evinizde dahi olsanız, renkli bir güneş koruyucu tercih etmeyebilirsiniz ama renkli bir güneş koruyucuyla 2 saatte bir cildinizi korumalısınız. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Tabii ki her güneş koruyucu cilt için uygun olmayabilir. Bunu da cildinize uygun olanı seçtikten sonra düzenli kullanmalısınız. Makyajı temizlemeden yapmak gözeneklerin dolmasını ve cildin nefes alamamasına sebep olmaktadır. Halbuki cildimiz gece yenilenmektedir ve siz gece sürdüğünüz ürünler ne kadar iyi ve güzel olursa gece boyunca o ürünler cildinizde çalışır ve daha sağlıklı hale gelir. Ama siz gözeneklerinizi tıkayarak nefes almasını engellerseniz cilt sorunlarıyla karşılaşmış olursunuz. Bunlardan bir tanesi hassasiyet, ikincisi de mutlaka akne sizlere eşlik eder kısa zamanda. Onun haricinde özellikle benim deneyimlediğim bir durum vardı mesela. Danışanlarımdan bir tanesinin çok yoğun bir aknesi vardı. Deri altı komple, dokunduğunuz zaman komple akneydi ve aşırı doluluk vardı. Sebebini sorduğumuzda sürekli olarak makyaj yaptığını ve hiçbir şekilde yüzünü temizlemediğini söylemişlerdi. İşte bu tarz cilt altınızın ve üstünüzün de temiz kalabilmesini sağlamak için mutlaka ama mutlaka temizleme, tonikleme, güçlü nemlendirici serumlarla destek vermeniz gerekiyor. Az önce de denemiştik ama sizler için tekrar deneyeyim. Yıkama jelleri bizim için çok önemli. Elimizin üzerinde deneyelim. Cildinizi ne kadar temiz tutarsanız sorunlarınızdan o kadar uzaklaşırsınız. Gördüğünüz gibi oksijenleniyor. Bu şekilde cildimizi yıkadıktan sonra hem gözeneklerimizi açmış olduk, bol suyla duruladıktan sonra da gözeneklerimiz hem açılmış, cildin sıkılaşmış ve toparlanmış olduğunu görürsünüz. Vitamin içerikli kremler bizim olmazsa olmazlarımızdan. Her zaman cilt bakım rutininizde cildinizi güçlendirebilecek ürünlerden ilerlemelisiniz. Çünkü agresif işlemler çok yaptırılıyor. Kimyasal peelingler çok yaptırılıyor. Ama onun öncesinde ya da sonrasında mutlaka cildiniz bariyerini güçlendirecek ürünlerle, vitaminlerle, antioksidanlarla bariyerinizi güçlendirmelisiniz. Onun haricinde cilt bakım rutininizi güneş korumadan önce, nemlendiricimizden önce yani serumu sürdükten sonra cildinize uygun bir kağıt maskeyle destekleyebilirsiniz. Kağıt maskelerimizi cildimiz için yoğun işte bitki özlerinden oluşan yoğun kolajen üretimini, ciltteki kolajen üretimini artıran maskelerdir. Bunlar hepsi farklı farklı içerikleri ve cildin ihtiyacı olan içerikleri sundukları için cildin hızlıca toparlanmasına yardımcı olacaklardır. Kağıt maskelerden sonra nemlendirici, güneş koruma bu şekilde rutininizi bitirebilirsiniz. Cilt bariyerinizi korumak için maskelerden sonra pre ve probiyotik içerikli ürünlerden de destek alabilirsiniz. Yoğun hyaluronik asitli bu içerikler genelde cildinizi dışarıya karşı bir kalkan görevi görür. Cildinizin bu zararlı çevresel faktörlere karşı zararlı olan içeriklere cildinize girmesini önler. Şöyle ben de sizin için deniyorum. Bu şekilde korumaya aldım cildimi. Bu hafta Aynaya Bak programında ben vardım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize ve cildinize iyi bakın.